yaptınız? Görebildiniz mi babaannenizi? İyi miymiş? Yani görmüşsünüzdür değil mi? Bir şeye ihtiyacı falan var mı peki? Sen hangi cesaretle soruyorsun ki bunu anne? Ha? Sana o raporu almayalım dedim değil mi? O kadını bir daha üzmeyelim dedim ben sana. Sen nasıl hesabını vereceksin bunun ya? Cenk tamam bir dinler misin lütfen oğlum? Bir sakin ol oğlum. Bir... Niye sakin olayım ben niye? Ben bu işi onaylamadığımı söyledim sana zamanında. Ya biliyorum haklısın ama bir şeyler yapmalıydık. Babaannen son zamanlarda yanlış kararlar alıyordu. Ha sen tek başına karar alınca doğru oluyor yani değil mi? Bu mu doğru olan? Cenk tamam biraz sakin olur musun? Bak otur şuraya bir dinlen kendine gel. Biliyorum zor bir gündü. Sen olayın ciddiyetini anlamadın galiba. Babaannemi buradan zorla alıp götürdüler diyorum. Feride Çelen'i zorla alıp götürdüler evinden. Ne yapsaydın peki Cenk? Ben defalarca babaannenle konuşmaya çalıştım. Yalvardım dinlemedi beni. Azmi'ye de sordu soruşturdu mutlaka bir önlem almamız gerekiyor dedi. Ya her şeyin suçlusu ben olacaksam tamam. Ama başka çarem yoktu ki. Tabii ya Azmi Bey. Ben de bu olayda bir bit yeniği var diyordum. Başka kim olabilir ki zaten? Azmi olacak, kim olacak? Ya Azmi Bey'in bir suçu yok. Ben yardım istedim ondan. Azmi Bey bu şirketin kaç yıllık çalışanı. Bizim Çelenlerin ne zaman kötülüğünü istedi ki bu adam? Azmi Bey. Azmi Bey bizim iyiliğimizi istedi öyle mi? Abi nereye? Abi nereye gidiyorsun? Karşılığını veririz biz de. Anne ya. Ağlama. Abim kızgın diye öyle söylüyor. Affedecek seni. Anne abim haklıydı. Burada oturduk konuştuk seninle. Sana olmaz dedik ama sen bizi adam yerine koymadın. Hiç dinlemedin. Arda çok rica ediyorum bu şekilde konuşma. Çünkü ben ne yaptıysam sizi düşündüğüm için yaptım. Demek ki bu kadar düşünmemen gerekiyor. Arda yeter. Görmüyor musun annemin halini? Üzülüyor. O böyle olsun ister miydi? İsterdi ya da istemezdi oldu. Ağlamadı.